Evet bugün 10 Kasım. Hepimiz için üzücü bir gün. Bugün ve ithafen küçük bir düşünceler derlemesi yaptım. Bazı kişilerle ilgili bazı yorumlarım var. Bazı kişiler vardır. Etnik, etkin, küresel ne kadar yetkinlik varsa bünyesinde barındırır. Kelimelere sığmayan cesaret ve erdemi bir insanın ömrüne sığdırır. Uçurumun ucunda ince birip üstünde yürür de attığı her adımı derinliğinin en kıvrak hali ve zekanın en keskin ifadesiyle planlar. Bu tarz kişiler herkese, her zamana ve her millete maalesef nasip olmazlar. İnceliğin alasını, karizma ve asaletin manasını ve liderliğin tanımını yaşayan ve doğacak olan doğacak olan herkese bastıra bastıra anlatır. Bu tarz kişiler bazen nasip olmaz, bazen de denk gelmez. Bir insan hayatına neler sığarı, ne kadar insana temas edilebiliri, bir milletin kaderinin nasıl değiştirilebileceğini dünyanın yüzüne çarparcasına gösterir tatlıca okalalık eder ve dünyaya da öğretir. Bu tarz kişiler çok da anlatılmaz. Zaten anlatılsa da mevcut kitaplara sığmaz. Bazen basitliğin inceliğini iki satıra döker. Döker de bir insan üzerinden ülkeyi sarsar, etkiler. Öğrendikçe saygın artar. Tanrı'ya şükrün olur evrene saçılır. En güzeli de her seferinde tüyleri diken diken eder bu tarz kişiler. Şimdi bununla ilgili bir anekdot var. Ben onu size okumak istiyorum. Bir yerde gördüm. Gerçekten muhteşem ve çok güzel. Bunu yazan Ordinarius Profesör Doktor Sadi Irmak. Şöyle diyor. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğum sıralar okul duvarında bir ilan gördüm. Avrupa'ya talebe yollanacaktır. Allah Allah dedim diyor. Ülke yıkık dökük, her yerde virane, her yer virane. Lozan yeni imzalanmış. Bu durumda Avrupa'ya talebe lüks gibi gelen bir şey ama şansımı denemek istedim diyor. 150 kişi içinden 11 kişi seçilmişler. Ve benim ismimin yanına da diyor ki Atatürk Berlin'e gitsin yazmış. Vakti geldi diyor. Sirkeci tren garına ulaşmış. Ama kafam çok karışık. Gitsem mi kalsam mı? Beni orada unuturlar mı? Para yollarlar mı? Tam gitmemeye karar verdiğim geri döndüğüm sırada bir posta müezzini ismimi çağırdı diyor. Mahmut Sadi, Mahmut Sadi bir telgrafın var. Benim dedim. Telgrafı açtım. Aynen şunlar yazıyordu. Burayı iyi dinleyin lütfen. Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz. Şu an benim bile tüylerim diken diken. Altında da imza Mustafa Kemal Atatürk. Daha sonra devam ediyor Sadi. Okuyunca düşündüklerimden olağanüstü utandım. Şimdi gel de gitme, git de çalışma, dön de bu ülke için canını verme dedim. Düşünün. 1923'te o kadar işinin arasında 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne istediğini sezebilen, ona göre telgraf çeken bir liderin önderliğinde bu ülke için can verilmez mi? Çok başarılı oldum diyor. Ülkeme alev olarak döndüm. Önce İstanbul Üniversitesi Genel ve Beşeri Fizyoloji Enstitüsü'nü kurdum. Kürsü başkanı oldum. Daha sonra ülkemin başbakanlığını yaptım. Ve devam ediyor Sadi Irmak. Ben kim miyim? Ben sadece iki satırlık bir telgrafın yarattığı bilim adamıyım. Altında imzası Ordinarius Profesör Doktor Sadi Irmak. Şimdi böyle bir vizyonun, böyle bir misyonun, böyle bir bakış açısının Böyle bir bilginin karşısında önümüzü iliklemek, saygı duymak, özlemle anmak, onu her fırsatta yolunda olmak, ilkelerine sahip çıkmak sizce çok mu? Bence değil. Ve bence değil ve işte bu yüzden son Kasım'a kadar izindeyiz atam.